Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gününüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü, nefesinizi hayırlı eylesin inşallah. Bir önceki programda 425. beyitte kalmışız. 425. beyitten inşallah devam edeceğiz. Allah gölgeyi nasıl uzattı ayeti evliyanın nakşidir. Çünkü veli Allah güneşi nurunun delilidir. Bu yolda bu delil olmaksızın yürüme. Halil gibi ben batanları sevmem de. Yürü, gölgeden bir güneş bul. Şah Şems-i Tebrizi'nin eteğine yapış. Bu düğün ve gelinin bulunduğu yerin yolunu bilmezsen, Hak Ziyası Hüsamettin'den sor. Haset yolda gırtlağına sarılırsa, bil ki iblisin tuğyanı hasettendir. Allah gölgeyi nasıl uzattı? Bu ayet-i kerimeyi Hazreti Mevlana evliyanın nakşidir der. Furkan ayet 45'e atıfta bulunur. Ayet-i kerime görmedin mi? Rabbin gölgeyi nasıl uzatmıştır? İsteseydi onu durdururdu. Sonra biz güneşi ona delil kıldık der. Sufiler bu görünen alemi gölge olarak görürler. Arabi gölge görmüş, Bağdadi gölge görmüş. Hazreti Mevlana da bu noktada gölge görenler, hatta bir hayal üzerine yürür gör diyenlerdendir. Allah bu manada bu gölge alemi aslında tabiri caizse küçüğü bize büyük göstermiştir. Gölge aslı var olup kendisinin olmayan bir şeydir. Bu alem de bu manada Cenab-ı Hakk'ın varlık olarak gözümüzün önüne koyduğu şey Hazreti Mevlana'ya göre upuzun bir gölgeden ibarettir. Aslında buna bakarken farklı bir ayete daha atıfta bulunmak gerek. De ki şayet Allah geceyi kıyamete kadar üzerinize uzatsaydı Allah'tan başka size ışık getirecek ilah kimdir? De ki şayet gündüzü kıyamet gününe kadar mütemadiyen uzatsaydı ayeti kerimesi gündüzün ve gecenin dilenirse uzatılabileceğine işaret eder. Demek ki gündüz de gece de bu alem de aslında kısacık bir şeyin bize upuzun gösterilmesi gibidir. Ve Hazreti Mevlana bu manada bu alemi bütünüyle gölge görenlerdendir. Bu yolda bu delil olmaksızın yürüme Halil gibi ben vatanları sevmem de. Sen bu Allah'a gidilen yolda, bu nefsini tanıma yolunda, bu Kur'an ve sünnet dairesinin bu yolunda ve sufi bir düşünce ve görüşe, hayata sahip olacaksan delilsiz yürüme. İbrahim gibi ben vatanları sevmem de. İbrahim aleyhisselam vaktaki Nemrud'un zulmünden dolayı doğar doğmaz annesi Urfa'da onu bir mağaranın içerisine bırakır. Hala da o mağara ziyaret edilir. O mağaranın içinde annesi bırakır, günün
belli bir zamanında gelir emzirir onu. İbrahim Aleyhisselam baş parmağını emer annesi olmadığı zamanlarda. Rivayet edilir ki Cenab-ı Hak onu baş parmağından bereketlendirir, rızıklandırır. Bir günde 10 günlük, 10 günde 100 günlük, 100 günde sanki 3 yaş, 5 yaş, 10 yaş büyümüş gibi büyür İbrahim Aleyhisselam. Ve 13-14 yaşına geldiğinde koskocaman bir adam gibidir. İlk defa mağaradan dışarı çıkar. Mağaradan dışarı çıktığında bakar ki gökte yıldızlar var. Rivayet edilir ki Zühre yıldızını görür. Zühre yıldızını görünce parıl parıl parlar ya. Bazen hani Cenab-ı Hak ayet-i kerimede Sirius'un de Rabbi Allah'tır der. Bazılar derler ki o Sirius yıldızını gördü. Sirius yıldızı da bizim nazarımızda Zühre yıldızıdır. Yunan mitolojisinde Zühre yıldızının adı da güzellik kraliçesi vardı ya, Venüs'tür. Hani şeyde de Orta Asya'da da çoban değil, çolban yıldızı derler. Bu manada o güzellik tanrıçasıdır Venüs olarak. Çünkü o malum Zehra'nın hikayesi vardır ya, o Zehra'nın hikayesinden Zühre yıldızı olmuştur ya. İşte rivayet edilir ki İbrahim Aleyhisselam bir rivayette, ama Kur'an'ın beyan ettiği Sirius, ama Yunanlıların bu noktada Yunan mitolojisindeki neydi? Venüs. Ama Orta Doğu'daki mitoloji Zühre yıldızını görmüştür. Pırıl pırıl parlayınca, öbür yıldızlardan farklı bir ışık görünce, işte bu benim ilahım, bu olmalı der. Ama bir müddet sonra ay zuhura erer. Ay zuhur edince bakar ki öbür yıldızlardan daha parlak. Yok yok der. Benim ilahım bu olmalı. Ay da güneş çıkınca hepsi birden yok olunca der ki güneş çıkınca hepsi birden yok oldu. Benim ilahım bu olmalı der. Akşam olur, güneş batar. O batınca ben batanları sevmem der. İşte Hazreti Mevlana Kur'an'ın bize naklettiği bu hikayeyi direkten kesiyor. Direkt bize diyor ki ben batanları sevmem de. Allah'ın haricinde her şey batacaktır. Baki olan Allah'tır. Hiç sönmeyen, batmayan güneş Allah'tır. Bu alem bu manada gölge hükmündedir. Hiç batmayan o ise, madem o zaman bu alem gölge hükmündedir. Hazreti Mevlana diyor ki sen batanları sevmem de, kendine öyle bir delil tut ki bu delil batmasın. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Davud Aleyhisselam'ın duasını nakleder bize. Ya Rabbi senin sevgini, seni sevenin sevgisini, seni sevdirenin sevgisini kısadan keseyim ben, bahşeyle der. Bu üç sevgi batmayan sevgidir. Ve bu üç sevgiden insanlar kemale ererler. Ya Allah'ı sevdirecek olanı sevmeli, ya Allah'ı seveni sevmeli, ya da Allah'ı sevmeli. Allah'ı seven Allah'ı seveni sever, Allah'ı seven Allah'ı sevdireni sever. Allah'ı sevdireni seven Allah'ı seveni de sever,
Allah'ı da sever. Allah'ı seven, Allah'ı seveni sevmezse sevgisi hakikat değildir. Allah'ı seven, Allah'ı sevdireni sevmezse yine sevgisi hakikat değildir. Allah'ı sevdireni seven, Allah'ı seveni ve Allah'ı sevdireni ve Allah'ı sevmezse yine sevgisi hakikat değildir. Sevgiyi hakikate erdiren, sevgiyi bu noktada ölümsüz kılan, sevgiyi ebedi kılan bu üç sevgisi, üç sevgidir. Bu üç sevginin dışındaki sevgilerin hepsi de mecazdır, gölgedir. Hazreti Mevlana'nın Mesnevisinin başında cariye hikayesindeki gibi mecaz ölünce unutulur. Ölünce o mecaz unutulur. Mecazdır çünkü, geçicidir. Ama öyle sevgiler vardır ki o sevgi ebedidir. İnsanı da ebediyete taşır. İnsanı ebediyete taşıyan o sevgidir. İnsanı kutsallaştıran, ebedileştiren, kıymetleştiren bu üç sevgidir. Bu üç sevginin dışındaki sevgiler ancak Hazreti Mevlana'nın deyimiyle ona ağır olur. Utanç olur yani. Bu üç sevgi insan için utanç değildir. Bu üç sevginin dışındaki bütün sevgiler o kimseye yük olur, o kimseye utanç olur, o kimseye ağır olur. İşte Hazreti Mevlana diyor ki, ben batanları sevmem de. Öyle bir delil bul. Bu delil Allah'ı sevdirsin sana. Bu delil seni Allah'a doğru koştursun, sebep olsun. Yürü, gölgeden güneş bul. O zaman bir şeyin gölgesi varsa muhakkak güneş vardır. Işığın olmadığı yerde gölge olmaz. Bir yerde ışık varsa gölge vardır. Bir şeyin aslı varsa gölgesi vardır. Bir şeyin aslı yoksa onun gölgesinin olması mümkün değil. Hazreti Mevlana diyor ki, yürü, gölgeden bir güneş bul. Sen yürü. Bakın, Hazreti Mevlana yine o aynı cariye hikayesini atıfta bulunduracağım. Demişti ki, sevgi o cihetten de gelse, bu cihetten de gelse delildir bize. Hazreti Mevlana diyor ki, aynı felsefeye devam ediyor. Yürü, gölgeden bir güneş bul. Senin o mecaz sevginden. Hani sen mecazı sevmiştin ya. Hani mecaza aşık olmuştun ya. Hani sen o gölgeye aşık olmuştun ya. O gölgeye aşıklığın seni hakikate götürsün. Ya Leyla Leyla derken Mevla'yı buldursun sana. Hani o gölgeye sımsıkı yapıştıydın ya. O gölge seni güneşe götürsün. O gölge sevdanda dahi sen vefalı ol. O gölge sevdanda dahi sen sımsıkı dur. O gölge sevdanda dahi sen aymazlık yapma, yanlışlık yapma, eksiklik yapma, noksanlık yapma. Öylesine sev ki o seni hakiki sevgiyle tanıştırsın. Madem ki kendine mecnunluk yolu seçtin, bir öyle bir Leyla bul ki kendine. Leyla Leyla derken Mevla'yı bul. Madem ki kendine öyle bir mecaz yolu seçtin, madem ki sen mecaz denizinde kulaç atacaksın, o mecazı da öylesine sev ki o mecaz seni güzeller güzeline götürsün. O mecaz seni hakikatler ırmağına götürsün. O mecaz seni hakikatler deryasına uçursun. O mecaz seni arş-ı alada yüzdürsün. Mecaz deyip geçme. Hani Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe annemize diyordu ki, nasıl seversin beni? Kördüğüm gibi ya Ayşe diyordu. Sen o mecaz dediğine öylesine sarıl ki kördüğüm gibi sarıl. Hiç kimse çözemesin. Ay aşkım, annem böyle dedi.
Bu ilişkimiz burada bitti. Ay senin gözün körmüş ya. Ay sen fukaraymışsın ya. Ay senin yüzünün tipi böyle miydi ya? Ay sen şöyle miydin ya? Hayır ben bu ilişkiyi götüremem. Yok canım olur mu öyle şey? Aşkım bekledim gelmedin. Buraya kadarmış. Deme. Mecazı da tabiri caizse ercesine sev. Erlik, erkeklik değil. Türklerde erlik, erkeklik değildir. Sufilerde de erlik, erkeklik değildir. Erlik, dosdoğru olmaktır. Kadına da erkeğe de. Erlik, sözünde durmaktır. Kadına da erkeğe de. Erlik, tuttuğunu bırakmamaktır. Kadına da erkeğe de. Bir mecazın elinden tuttuysan, o eli bırakma. O eli bırakma. Bir mecaza baktıysan, bakışını bir daha başka bir yere çevirme. Serkeş olma. Kendini, kendi gönlünü serkeşliğe verme. Bir kez tuttuysan, bir daha asla bırakmayı düşünme. Bırakmayı düşündüğün anda da bil ki sen vefasızlardansın. Bil ki sen hakikate ulaşamazsın. Hakikate ulaşanlar mecaza dahi sımsıkı sarılanlardır. Hakikate ulaşanlar tuttuğunu bırakmayanlardır. Hakikate uğraşanlar sevgisinde, işinde, aşında, eşinde, çocuğunda, mesleğinde, her halinde dosdoğru olanlardandır. Ya dosdoğru olmayı seç kendine ya da git dua et dağlarda taş olsaydım de. İşte Hazreti Mevlana diyor ki yürü durma. Gölgeyi gördün ya, güneşi ara, güneşi bul. Şah Şems-i Tebrizi'nin eteğine yapış. Bir kendine mürşit bul. Kendine bir yol bul. O mürşidin elinden tut. O mürşidin distürlerince yürü. O mürşidin yolunu tut. O mürşidin yolunu tutmazsan güneşi bulman mümkün değil. O mürşidi kendine delil etmezsen yolun sapkınlığa uğrar. Aklını ilahlaştırma. Aklını kendi gözünde din edinme. Aklını kendince kendine yol edinme. Bir mürşit bul kendine. Kendi kendisine birisi doktorluk yapmaya kalksa hepimiz güleriz ya. Sen tıbbı bitirdin mi? Senin ameliyattan bir diploman var mı diye sorarız. Gözümüzü bir doktora göstersek bir doktora inanmayız. Birkaç tane doktora gider göz doktoruna dolaşırız. Birisi gelse ben göz doktoruyum dese inanmayız. Birisi gelse ben kalp cerrahıyım dese kalbinizi ona teslim eder misiniz? Birisi gelse dese ki ben beyin cerrahıyım, kendinizi teslim eder misiniz? Bir iktisatçıya gidip de beyin cerrahlığını sorar mısınız? Bir iktisatçı kalksa televizyonda beyin cerrahı ile alakalı konuşsa dinler misiniz? Ama beyin cerrahı dinden bahseder dinleriz. İktisatçı dinden bahseder dinleriz. Dış politikacı dinden bahseder dinleriz. Başbakanı, cumhurbaşkanı, muhalefeti, siyasetçisi, bürokratı, işvereni, işçisi, cümle alem dinden bahseder. Hepsini de dinleriz. Senin mesleğin ne diye sormayız. Onlar da kendi kendilerine sormazlar. Benim mesleğim ne? Ben burada ne konuşuyorum diye sormazlar. Mesleği ne? İktisatçı. Neden konuşuyor? Sufilikten.
Mesleği ne? Ekonomist. Ne konuşuyor? Din konuşuyor. Mesleği ne? Siyasetçi. Ne konuşuyor? Din konuşuyor. Dinleriz hepsinde. İtiraz etmeyiz. Herkes din hakkında konuşmaya kendisini yetkili görür. Nereden yetkilisin demeyiz. Demeyiz. Sen ne konuşuyorsun kardeşim, senin dalın mı bu? Demeyiz. Erkeğin birisi kalkar doğurmaya, herkes güler değil mi? Ne deriz biz ona? Ahmak bu deriz, doğurmaya kalktı. Tutturmuş doğuracağım diye. Kardeşim sen geri zekalı mısın, embesil misin? Erkek doğurur mu? Fıtrata aykırı bu. Ona inanmayız. Ama iktisatçı din doğurur, ona inanırız. Sağlıkçı din doğurur, ona inanırız. Aa, nur topu gibi bir dininiz oldu. Kimden? Sağlıkçıdan. Kimden? İktisatçıdan. Hazreti Mevlana meselenin merkezine odaklanıyor. Yürü! Kendine bir şems bul. Bu yolda yürüyeceksen kendine bir şems bul. Bir şemsin yok ise Mevlana adayıyım deme. Şemsin varsa Mevlana olursun. Şemsin yoksa hiçbir şey olamazsın. Olduğunu zannedersin. Şemseddin-i Tebrizi'nin eteğine yapış. Bu düğün ve gelinin bulunduğu yerin yolunu bilmezsen Hak Ziyası Hüsamettin'den sor. Ortalıkta bir düğün var. Ve ortalıkta süslenmiş, bütün güzelliklerini sergilemiş, bütün nuruyla neşvi neva etmiş gelin var. Sen o düğüne gidip o geline talip isen, o kalabalığı görmüyorsan, o çengiyi duymadıysan, o davulu zurnayı işitmediysen, o çığırtkanları işitmediysen, sen şemsi bulamadın hiç olmasa, yürü git de Hüsamettin'i bul. Hüsamettin ne? Halifesi. Halifesi. Hüsamettin Çelebi, Şemseddin-i Tebrizi'nin halifesidir ilk önce. Aynı zamanda Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin oğlu Sultan Veled de Şemseddin-i Tebrizi'nin halifesidir. Hazreti Mevlana da Şemseddin-i Tebrizi'nin halifesidir. Ne zamana kadar? Hazreti Şems çekip gidinceye kadar. Şems çekip gidince artık o posta oturur. Hazreti Mevlana diyor ki yürü, sen şemsi bulamadın, şemse yetişemedin, şemsi görmedin, hadi o düğünü derneği, o hayyulayı da görmedin, ya o şemsin halifesi var. Şems her beldeye bir halife atamış, her beldenin bir zakiri var, her beldenin bir görevlisi var, sen onu da mı görmedin? Git ondan şemsin yolunu sor. Nerede olduğunu sor. Nerede oturduğunu sor. Git ondan öğren. Hak Ziyası Hüsamettin'den sor. Haset yolda gırtlağına sarılırsa bil ki iblisin tuğyanı hasettendir. Bir şemsi buldun veya şemsin halifesini buldun. Bir yola girdin. Bu yolda sakın ha kıskanma. Neden o şems oldu ben değilim deme. Neden o halife ben değilim deme. Onunla aramızda ne fark var deme. Sakın o da insan ben de insanım deme. Sakın o da yiyip içiyor ben de yiyip içiyorum deme. Sakın onun da iki gözü iki ayağı var benim de iki gözüm iki ayağım var deme. Sakın ha. Şeytan kıyasladı böyle Adem'le kendisini.
haset etti. Cenab-ı Hak Adem'e secde edin deyince Adem'in etrafındaki meleklere, şeytan da Adem'in emrine amade bir melekti, varlıktı. Şeytan da Adem için yaratılmıştı. Adem'e secde etmedi. Adem'e secde etmedi, haset etti. Dedi ki o topraktan yaratılma, ben neden ona secde edeyim? Cenab-ı Hak dedi ki hadi seni kovdum. Sen kovulanlardan oldun dedi. Kovulanlardan oldu. Haset insanı yiyip bitiren bir duygudur. Haset insanı hakikatten uzaklaştıran bir duygudur. Haset insanı ilme karşı nefret duygularını kaldıran bir duygudur. Haset kadar insanı perperişan eden bir duygu yoktur. Bu insanların arasında tedavisi en zor hastalıklardan birisidir. Tedavisi en zor. Haset hastalığını tedavi eden kemale erer. Haset hastalığını tedavi eden kemale erer. Kıskanmak yok, çekememek yok. Başkasında oğlana göz dikmek yok. Onda var, bende neden demek yok. Olana dua etmek var. Olana dua etmek. O kim ki ya, o böyle oldu da biz neden olmayalım? Bak alemin oğluna neler oldu, sen olmadın. Bak filanca şu işi yaptı da zengin oldu, sen de bu işi yap. Bak filanca bu desenle zengin oldu, sen de bu desenle zengin ol. O kim ki ya bunu yapacak? Sen ondan iyisini yaparsın. Hadi çak ona bir çelme. Orada sen olmalıydın. Orada sen olmalıydın. Onu indir aşağı. Allah muhafaza eylesin. Bu kalpteki öyle bir büyük hastalıktır ki insanları kötülüklere sevk eder. Haset insanları insanlara karşı kötülük yapmaya sevk eder. Bir bakmışsın ki onun örtüsünü kesmiş, jiletlemiş. Bir bakmışsın ki onun elbisesini kirletmiş. Bir bakmışsın ki onu böyle algı operasyonuyla alaşağı ediyor. O yapamaz patlıcan yemeğini, ben yaparım. Haset, sen bir de benim yaptığımı ye. Haset, ne kadar güzel yapmış, beğenmişsiniz. Mübarek olsun, şifa olsun. Değil, sen bir de benimkini ye. Haset, o nereden bilir ki? Veya o yemek yapıyor, içine tuz katmak. O kahve yapıyor, içine şeker yerine tuz koymak. Haset. Öbür gelin öbür gelini hasetleniyor. Veyahut da oğlanın kız kardeşi gelini hasetleniyor. Abimi elden aldı. Yaptığı ütüyü bozuyor. Haset. Kadın oğlunu kıskanıyor gelininden. Neden? İşte çocuk karısı ya. Şehvet var işin içinde. Ona karıcığım diyor. Onu koltuğun altına alıyor. Anne haset. Nasıl onu koltuğunun altına alır? Seni ben doğurdum. Seni ben doğurduysam her şeyin bana ait olacak. Gelin kimmiş? Sana bir tane daha gelin alırım, bir tane daha gelin alırım. Fıdırat şu kadını. Haset. Kalbinde o kimsenin büyük hastalık. Kalbini karartan şey. Ona baktı. O kim ki ona bakacak? Bana bakması lazımdı. Nereye baktı? Bu direğe baktı. Yık direği. Haset. Haset toplumun içerisinde kargaşa sebebi. Allah muhafaza eylesin. O yüzden Hazreti Mevlana diyor ki sakın ha bu hastalığa bulaşmayın. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri diyor ki haset etmekten sakınınız. Biliniz ki ateş odunu yok ettiği gibi haset de iyilikleri yok eder, siler atar. Hasetten uzak durun. İyiliklerinizi kötüleştirir. Size eski milletlerin hastalığı bulaştı. Bu haset ve buğuzdur. Eski milletlerin hastalığı haset
ve buz, Allah muhafaza eylesin. O zaman bu kazıyıcıdır bilesiniz. Kazıyıcı derken saçı kazır demiyorum. O dini kazıyıcıdır. Haset eden kimsenin kalbinde din duygusu kalmaz. Kalbinde merhamet kalmaz. Kalbinde şefkat kalmaz. Kalbinde muhabbet kalmaz. O zaman bu şeytani bir duygudur. Bu duygudan kalbinizi arındırın. Bu duygudan kalbinizi bu noktada uzak tutun. Hazreti Mevlana öyle diyor bize. Diyor ki yolda, sufilik yolunda senin bağrına, senin boğazına haset yapışır. Haset yapıştığında sakın ha onun aldatmasına müsaade etme. Bu kim ya, başı açık bir de Peygamber Efendimiz'i görüyormuş. Görsem ben göreceğim. Ben hem örtülüyüm hem takvayım, ben görmüyorum. O nasıl görürmüş? Bu dekolteli kadın rüya göremez. Neden? Ben örtülüyüm, o dekolteli nasıl görmesi lazım ki, onun görmemesi lazım. O göremez. Haset herkes görür. Herkes Allah der. Allah onun Allah deyişini kabul eder. Herkes ya Rabbi der. Cenab-ı Hak onun ya Rabbi deyişini kabul eder. O dualara icabet edendir. O kim beni zikrederse ben de onu zikrederim diyendir. O zaman kim Allah derse Allah onu zikreder. Çünkü o haset yüzünden Adem'den arlanır. Kutlulukta haset yüzünden savaşır. O şeytan Adem'den arlanır, utanır. Kendince kutluluk savaşı yapar. Sakın ha, sen peygamberlerle kendini denk tutup da kutluluk savaşına girme. Sakın ha, ben namaz kıldım, peygamberlerle beraberim. Ben peygamberler kadar kutluyum. Hatta peygamberlerden yüceyim. Hatta ben peygamberim davasını gütme. Sakın yok ben nebiyim, yok ben resulüm davası gütme. Hani o sahte peygamberlerin yolundan gitme. Bu yol şeytanın yolu. Şeytan senin nefsini kandırmış, kendini peygamber gösteriyor. Kendini nebi, kendini resul gösteriyor. Veya şeytan onu kandırmış, kendisini şeyh gösteriyor. Ben de şeyhler şeyhi oldum diyor. Hani yine Hazreti Mevlana bir bize hikaye anlatır. Der ki sinek saman çöpünün üstünde, at sidiğinin içerisinde kendini kaptanı derya zanneder diyor. Sinek at sidiğinin içinde saman çöpünün üstünde kendini kaptanı derya görür diyor. Sakın kendini kaptanı derya görme. Sakın kendi kendine heva ve hevese kapılıp zamanın kutbuyum piriyim deme. Sakın peygamberler benim elimi öper deme. Sakın kendini böyle bir kutluluk savaşının ve mücadelesinin içine atma. Sakın ben sufilerden oldum, ben kemal erenlerden oldum, ben oldum 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 hastalığına tutulma. Sakın. Bu kutluluk mücadelesi seni helaka götürür. Bu kutluluk heva ve hevesi seni öte alemde de bu alemde de büyük bir utanca götürür. Bak, onun adı Müseylemetül Kezzap oldu. Yalancı. Her devrin yalancı peygamberleri vardır. Bu devrin de var. Cenab-ı Hak gösteriyor, televizyonları var, öyle değil mi? Bir sabah kalkıyorlar, biz ne o? Nebi. Bir sabah kalkıyorlar, Resul. Bir sabah kalkıyorlar, kendilerince zamanın kutbu oluyorlar. Haydi ondan sonra oyna kızım Hatice, bir oynatıyorlar ortalıkta. Ne?
o Mehdi oluyor. Toplanıyorlar. Her biri bir kutluluk savaşında. Niceleri büyük mürşitler olmuşlar. Kutluluk savaşındalar. Onlardan daha büyük bir mürşit yok. Onlardan daha büyük bir veli yok. Kutluluk savaşına girmişler. Biz olamadık diyen yok. Hani bir hikaye var. Padişahla hanımının arasında. Hazreti Mevlana Mesnevisinde o hikayeden de bahseder. Padişahın hanımı sufi. Padişah da alimleri seven bir kimse. Sarayda tartışma var. Sufiler mi üstündür, alimler mi? Padişahın hanımı der ki, seninle mücadele etmeyeyim. Sarayda alimlere birer yemek verelim ve diyelim ki, kim alim ise saraya bir alim alınacak diyelim. Sofralar kurulur ama yemekler yok. İftar edilecek. Herkes sofraya oturulur. Ezan okunur. Ezan okununca alimler bakar ki çorba gelmedi daha. Kaşıklarını vururlar sinirlere. Kale ya Resulallah. Hani Hazreti Resulullah dedi ki, namazdan önce iftar ediniz. Herkes kaşıkları vurur, bu hadisi söyler. Bir sütrenin arkasından padişahla hanımı izlerler. Padişahın hanımı der ki, çorbalarını verin. Çorbalarını verirler, yemeklerini verirler. Her şey biter. Her sofrada ayrı dua edilir. Herkes çıkarken hem diş kirasını alır, hem de alim olarak saraya alınacak alim olarak adı yazılır. Sufiler davet edilir. Yine aynı estantene sofralar kurulu, kaşıklar çatallar sofrada, çorbalar yok, ezan okunur, susar herkes, hiç kimse kale ya Resulallah demez, herkes suskun, herkes huzur içerisinde Allah'ı zikrediyorlar. Padişah der ki, hanım, bunlar hiç seslerini çıkarmadılar, bunlar yemek istemezler mi? Hanım cevap verir, haşmetlüm, onlar şu anda huzurullah'ta, çorba değil, yemeği bile değil, açlığını bile unuttular. Siz onlara sabaha kadar yemek vermeseniz, sabaha kadar onlar huzurullah'ta dururlar. Çorbalarını dağıtırlar, yemeklerini yerler, herkes kalben huzur eder. İçlerindeki en yaşlısına dua ettirirler. En yaşlısı elini kaldırır, bir dua eder, herkes amin der. Her sofrada mısır patlar gibi ses çıkmaz. Ve diş kirası için hizmetliler kapıda, her biri der ki, ihtiyacımız yok, ihtiyacı olana verin. İhtiyacımız yok, ihtiyacı olana verin. Saraya bir sufi alınacaktır, İsim yazdırın derler. Her gelen, ben sufi olamadım, arkamdaki muhakkak olmuştur. Her gelen, ben sufi olamadım, arkamdaki muhakkak olmuştur. Arkamdaki muhakkak sufidir. Arkamdaki muhakkak sufidir. Saraya bir kişi sufi diye adını yazdırmaz. Bir kişi diş kirası da almaz. Sufilik böyle ince bir meslektir. Sufilikten dolayı para kazanılmaz, makam mevki kazanılmaz. Sizden ücret istemeyenlerin peşinden gidiniz ayeti kerimesine uyulur. Sohbet ettik, CD'lerimiz kapıda satılıyor. Sohbet ettik, dışarıda kitaplarımız satılıyor. Bu sorduğunuz soruya filanca kitabımızda cevap verdik, dışarıdan gidin alın. Sakın CD'lerimizi çoğaltmayın, hakkımız helal değil. Bu sufilik yolu değildir. Sufilik fi sebilillah olmaktır. Fi sebilillah olmak.
ücretsiz olmaktır. Fî sebilillah olmanın içerisinde kutluluk savaşı vermemek de vardır. Çünkü kutluluk savaşı verirsen kendine bir makam ihdas ediyorsun, bir derece ihdas ediyorsun. Ben bu makamın insanıyım, bu derecenin insanıyım diyorsun. Bir iddia koyuyorsun ortaya. Sufilik bu değildir. Sufilik ben olamadım. Muhakkak arkamdan gelenler olmuştur veya olacaktır demektir. İşte o kutluluk seni hasede götürür. Haset savaşçısı yapar. Yolda bundan daha büyük güç, geçit yoktur. Hazreti Mevlana diyor, bu kutluluk savaşı kadar büyük, güçlü bir geçit yoktur. Bu haset kadar güçlü bir geçit yoktur. Burada sen bir kutluluk savaşı verirsen, haset senin kalbine düşerse ve sen hasetle yanar kavrulur, orada en büyük fitne olursun. Haset seni yanar yakar kavurur. Bütün yaptıklarını senin iç eder. Bütün yaptıklarını senin sıfırla. Hasetten kurtul, kutluluk savaşından da kurtul. Kendini kutlular zümresinden görme. Ne kutludur ki o kişi yoldaşı haset değildir. Asıl kutlu olan kimmiş? Yoldaşı haset olmayanmış. Sakın ha, haset edip de kutluluk savaşına düşme. Sakın ha, hasetle yolda yürünemeyeceğini bil. Haset seni ve yaptıklarını helak eder. Bu büyük bir hastalıktır. Ten, soy sop hasetten bulaşık bir hale düşer. Bütün bedenin, soyun sopun, geleceğin, geçmişin, her şeyin bu hastalıktan perişan olur. Veba gibidir. Veba gibidir. Bu bedeni tamamiyetle kapsar. Hastalık, şeytan sizin damarlarınızda dolaşır. Hasat şeytani bir hastalıktır. Bütün bedeni kaplar. Bütün beden haset ateşinde kavrulur. Bütün beden haset ateşiyle yanar tutuşur. Allah muhafaza eylesin. Ten haset evidir ama Allah o teni tertemiz etmiş, arıtmıştır. Ten haset evidir. Bu vücut haset evidir. Ama Allah onu temizlemiştir. Neyle? İsimleriyle, zikirleriyle, imanıyla, nuruyla. Gel sen onu kirletme hasetle. Gel sen o nurlu bedeni kutluluk savaşıyla helak etme. Gel o nurlu bedeni hasetle yakıp tanrımar etme. Evimi temizleyin ayeti beden temizliğini bildirir. Bedenin tılsımı toprağa mansupsa da hakikatte nur definesidir. O zaman evimi temizleyin bedenle alakalıdır. Çünkü hiçbir yere sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım dediği insandır. O zaman gelsen Allah'ın sıfatlarıyla tecelli edeceği bu bedenin en kıymetli uzvu olan, en kıymetli uzvu olan kalbi hasetten temizle. Hasetten temizleyemezsen senin o bedenin, o nurlu bedenin ne yazık ki kirlenecek, pislenecek. Ne yazık ki Cenab-ı Hakk'ın nuru ona tecelli etmeyecek. Allah bizi bu halden muhafaza eylesin İnşallah. Allah'tan bir şey gelmezse haçtan sonra ayın kaçı? 11 Ekim. 11 Ekim'de Allah izin verirse inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah izin verirse önümüzdeki pazar haç yolculuğumuz var.
Cenab-ı Hak nasip ederse 25 Ekim. Evet. 25 Ekim'de burada olacağız. İnşallah Allah'tan bir şey gelmezse önümüzdeki pazarda biz bu saatlerde Beytullah'ı tavaf ediyor olacağız. Hakkınızı helal edin. Önümüzde kay görüşmek üzere. Geceniz hayır olsun. Semada buluşacağız inşallah.